Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Teknofest Adana'dayız ve bugün ikinci gün. İkinci günde sizlere neler çekeceğim? Önce şöyle bir etrafta neler var? Tanımadığımız çeşitli hava araçlarını size anlatacağım. Arkasından üniversiteli gençlerle birlikte olacağız. Üniversiteli gençlerimiz, liseden gençlerimiz yeni teknolojiler geliştirmek üzere çalışmalar yapıyorlar ve bir yandan da yarışıyorlar. Hatırlayacağınız gibi ilk videomuzda T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la konuşmuştuk ve bize bir tüyo vermişti. Bu organizasyon Şampiyonlar Ligi, yani birinci olanların hep birlikte yarışacakları çok önemli bir organizasyon olduğunu söylemişti. Gençlerle birlikte olacağız. Mikrofonlarımızı onlara uzatacağız ve bugünün nabzını sizlerle tutacağız. Havelsan'la birlikte yaptığımız videolarda farklı farklı bakışlar sunuyoruz. İlginiz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınız doğrultusunda bu yayınları yönlendiriyoruz. Hadi bakalım sahada neler var, birlikte görelim. Gençlerimizin öyle heyecanı var ki genç bir kardeşimiz "Abi benle röportaj yapar mısın?" diye beni yoldan çevirdi. İsmini öğrenelim. Alara. Alara, Adanalı mısın? Evet. Peki evet. Sen geldin, Teknofest'i dolaştırıyorsun. Ne yapacaksın gelecekle ilgili? Mühendis, avukat, pilot? Avukat olmak istiyorum. Avukat olama, havacılıkla, savunmayla ilgili uzmanlaşıyorum ben sana. Çok isterim. Çok isterim inşallah. Her videomuzda sizlerle dilim döndüğünce teknik bilgiler vermeye çalışıyorum. Bugünkü teknik bilgimiz, arkamda Deniz Kuvvetleri'nin P-72 Deniz Karakol Uçağı var. Siz Deniz Kuvvetleri uçaklarının, helikopterlerinin deniz üstünde görev yaptıktan sonra yıkandığını biliyor musunuz? Nasıl yani diyebiliriz. Hani uçakları da yıkıyorlar, normal uçakları da yıkıyorlar temizlik amaçlı. Deniz Kuvvetleri'ndeki uçak ve helikopterler deniz yüzeyine çok yakın, çok alçaklar uçuyorlar. Denizdeki tuz oranı çok yüksek ve tabii ki tuz zerrecikleri gövdeye, kanatlara yapışmaya başlıyor. Deniz suyu da tuzlu. Bu tuz gövdede korozyon olarak adı verilen çeşitli zararlı etkilere neden oluyor. Özellikle indikten sonra bazı deniz hava üslerinde yerden su atan özel sistemler var veya personel, bakım personelinin, vefakar bakım personelinin aynı çocukları gibi uçakları elleriyle yıkıyor ve buradan tuzu arındırılıyor. Hazırda P-72'lerin önünden geçerken şu bilgileri de verelim. Deniz kuvvetlerimizin uçaklarının modernize edilmesi, deniz karakol uçaklarının modernize edilmesi için başlatılan Meltem 1-2-3 projeleri. Bu proje geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde tamamlandı ve en son CN-235 kasalar, onun üzerine bu gördüğünüz ATR-72 uçaklarının üzerine askeri versiyonu P-72 geliştirildi. 6 adet P-72, 3 adet de bunların nakliye modeli C-72 deniz kuvvetleri envanterine girdi. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman bu böyle bir ticari bir uçak gibi gözükse de içindeki sistemler çok önemli. Bu sistemler Türk savunma şirketleri tarafından tasarlandı, geliştirildi. Bu projede görev yapan yerli savunma şirketlerimizden biri de Havelsan. Havelsan neyi yaptı? Şimdi gemilere baktığımız zaman Advent gibi komuta kontrol sistemleri var gemilerde. Ve bu uçak da havadan uçtuğu zaman denizaltıları arıyor, su üstündeki hedefleri arıyor, gün geliyor. Örneğin yasa dışı göçte deniz yüzeyindeki hareketleri kontrol ediyor bu uçaklar. Ve buradaki komuta kontrol sistemleriyle, Havelsan'ın geliştirdiği sistemleriyle uçak bilgileri gemiye veya deniz kuvvetlerinin İHA'sına, buradaki deniz altındaki denizaltılara bir bilgi paylaşımı yapılıyor. Ve bu paylaşım Havelsan'ın geliştirdiği komuta kontrol sistemleri sayesinde hayata geçiyor. Teknofest'i dolaşırken böyle bir ilginç araçlarla beraber geldik. Genç kardeşlerimiz yanımızda. Sizi bir tanıyalım, bir de aracı anlatın bize. Ben Batuhan Öncü, E-Trover takım kaptanıyım. Evet. Merhabalar, ben de Aleyna, organizasyon ekibi lideriyim. Peki bu araç nedir? Biraz anlatır mısınız bize? Aracımız ismi Rover. Gezgin anlamına geliyor. Mars keşif aracı olarak çalışıyor. Mars'a gittiği zaman yerden taş veya toprak örneği alıp bunun üzerine canlı kanalize yapabiliyor. Genel olarak böyle özellikleri var. Üstüne bir robot kolu var gördüğünüz üzere. Robot kolu da insan kolunu yapabileceği hassaslıkta bütün işleri kendisi yapabiliyor. Onun haricinde üstüne bir anteni var. Bilgisayarla araç içine bulunan bilgisayarı haberleştirmeyi sağlıyor. Bunun haricinde bir ay önce Polonya'da bulunan yarışmadan Avrupa üçüncüsü olarak döndük. Hangi dalda yarışma yapıldı? Direkt rover yarışması olarak geçiyor. Yani buna benzer rover kara araçlarının
olduğu bir yarışma. Şimdi bu Teknofest'te benim gibi ve tabii burada binlerce havacılık meraklısının en ilgi çeken uçuşlarından bir tanesini TUSAŞ gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın lider olarak uçan, önde uçan Anka 3 jet motorlu İHA'sı, bir tarafında Hürjet jet motorlu eğitim uçağı, öbür tarafında da turboprop motorlu eğitim uçağı Hürkuş'la beraber üçlü kol yaptılar. Havacılıkta kol uçuşu yapılıyor. İki uçak, üç uçak, dörtlü uçak beraber uçuyor. Üçlü uçuşlar genellikle özel günlerde merasim geçişi olarak adlandırılıyor. Bu uçuşu yaparak bu üç yerli ve milli hava aracımız Adana'da Teknofest'te insanları selamladılar. Aynı zamanda düşünün, iki tarafta Hürjet'te, Hürkuş'ta pilotlar var ama öndeki insansız hava aracında komuta kontrol TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerinde. Düşünün, koordinasyon çok önemli. Hep birlikte uçuyorlar. Sadece İHA olarak beraber uçmak Ankara'nın değil, Akıncı örneğin Türk Yıldızları'yla, Solo Türk'le beraber uçtu. TB2, TB3 kol uçuşları yaptı. Bunlar da işin nereye götürüyor biliyor musunuz? Çok sayıda insansız hava aracının sürü olarak adlandırılan beraber uçabilmesi, beraber görev yapabilmesi. Bunlar da işin yazılım, komuta kontrol farklı bir boyutuna doğru yolculuk yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde dolaşırken sürü İHA yapan bir takımla beraberiz. Şimdi biraz sürü İHA nedir, ne yapılıyor, ne tür teknolojiler geliştirdiler beraber soracağız. Merhabalar gençler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otur otur yerine, otur otur vallahi, hiç rahat rahat konuşalım. Zaten burada çalışıyorsunuz. Sizi bir tanıyalım. Ben takım kaptanıyım. Adım Furkan Doğan. Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi'nden geliyoruz hepimiz. Genelde 3. ve 4. sınıf öğrencisiyiz burada. Sürü İHA yarışmasında ikinci olduk, performans ikincisi olduk ve aynı zamanda mansiyon ödülü olarak en iyi takım ruhu ödülünü aldık. Yani iki ödülle kapattık bir yürüyüm yarışma. O yüzden de Şampiyonlar Ligi'ndesiniz değil mi? Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, evet. Peki, İHA'lar sürü olarak beraber görev yapıyorlar. Bu gelecekteki hem sivil alanda da göreceğiz, askeri alanda da zaten görüyoruz. Ne teknolojiler geliştirdiniz? Biraz bana anlatır mısın? İHA'ları sürü olarak uçurmak için öncelikle biz sürü kontrol algoritmaları geliştirdik. Ve haberleşme sistemlerinin, sürü sistemlerinin de gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Çünkü mesh topolojisini kullandığımız için bütün dronlar birbirleri arasında konuşabiliyorlar. Bu durum böyle olunca gerçekten sağlam bir haberleşme linkine, sağlam bir haberleşme protokolüne ihtiyacımız var. Bunları da biz kendimiz bu sistemleri geliştirdik ve yarışmaya katıldık ve güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. Kaç tane drone'u aynı anda uçurdunuz sürü İHA yarışmasında? Minimum kriter 3'tü. Biz o yüzden 3 drone'la katıldık. Fakat daha fazla bir drone'la katılabiliriz. Fakat bütçe yetmediği için biz 3 drone'la tercih ettik. 3 drone'la da formasyonları gayet iyi bir şekilde yapabildik yani. Kendiniz ne geliştirdiniz? Örneğin özel devreler, otopilotlar bir şeyler yazdınız mı bununla ilgili? Evet, kontrol algoritmasına yazılımcı arkadaşımız yazdı. Sürü kontrol algoritmasına. Bir dakika, şimdi yazılım deyince senle konuşalım. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Furkan Ünal, Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Avrasyonum takımının yazılım ekip liderliğini yapmaktayım. Kendimiz takım kaptanında söylediği gibi sürü algoritmaları geliştirdik. Sürü otonom uçuş algoritmaları geliştirdik. Bunda belli bir protokoller kullandık. Bu protokolleri kendimize göre düzenledik ve kendimize göre tasarladık. Otopilotla haberleşecek şekilde yazılımımızı geliştirdik ve sonucumuzda güzel bir başarı elde ettik. Arayüzümüzü tasarladık ve arayüzden de tam puan aldık geliştirebilme açısından. Tabii burada merkezi ve dağıtık sistemden de yüksek bir puanla elde ettik ve aslında küçük bir farkla üçüncülük beklerken yazılım puanlarımızdan ikincilik elde ettik. Oo, yazılım size artı puan getirdi. Gayet iyi, gayet iyi. Peki şimdi hayalleriniz nedir? Üçüncü, dördüncü sınıf yavaş yavaş okullar bitiyor ve profesyonel yaşantı. Şöyle bir başlayayım. Ne gönlünden geçen nedir? Kendi işini mi yapmak? Bir savunma şirketine mi girmek? Nasıl bir gelecek öngörüyorsun? Ben çok ileriyi görürsem kendi ve ekip arkadaşlarımla beraber bir savunma sanayi şirketi açmak istiyoruz. Girişimci olacaksınız. O da ayrı, gerçekten hem zor ama bir yandan da çok zevkli, başarıya ulaşırsınız. Ne yapmayı öngörüyorsunuz? Havacılık alanında endüstriyel otopilotlar üretmek istiyoruz. Biz Suriha yarışmasına da kendi tasarladığımız otopilot kartımızla girdik. Taşıyıcı kart tasarladık bir tane. Burada görebilirsiniz. Üzerinde şu anda sivil alanda kullanılan en popüler otopilot kartının standartlarına uyumlu. Herhangi bir firma alıp bunu kendi cihazına
uçağını vitrinine takabilir şu anda. Onu bu halde biz geliştirdik ve Suriye yarışmasına kullandık. O bir nevi aslında kartın kullanılabilirliğini kanıtlamak adına biz bu yarışmaya kendi otopilot kartını takıyoruz. Aslında kendi sisteminizi test ettiniz, bir de ödül aldınız. Ne güzel. Siz kartı geliştiren arkadaşım bu. Siz neler yaptınız biraz Muhammed Bey, sizi dinleyelim. Tabii. Şöyle ilk başta biz elektronik açısından genelde drone'lardan bir otopilot oluyor. Bir de uçuş bilgisayar oluyor. Biz bunun ikisini bir araya getirmeye çalıştık. Tek bir kart üzerinden. Onu daha küçük bir hale getirmek ve şey sağlamaya çalıştık. Onun haberleşme kısmını kablo azaltmak adına ve daha küçük bir şekilde uygun bir hale getirmeye çalıştık. Bu şekilde kartın burada gördüğünüz gibi İki ayrı komponentleri birleştiriyor. Motorların girişleri vesaire hepsinin tek bir kart üzerinde oluyor. Sonraki versiyonlardan hatta bizim kendi yerli otopilotumuz yapmaya çalışıyoruz. Ve yerli yazılımla beraber daha iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Kolaylıklar, şöyle devam edelim. Peki şöyle soralım, önce sizi tanıyalım. Sektör nasıl destek veriyor mu çalışmalara? Sektör olabilir. Bu ismim Mehmet Atabinarbaşı. Makine mühendisi okuyorum. Sektör olabildiğince destek veriyor. Hem maddi açıdan olarak bir sorumuz olduğunda onlara sorup cevaplandırıp cevap alabiliyoruz o konuda. Yardımcı oluyorlar. Yani oradan görüyorsunuz. Çok güzel. Peki şimdi mühendislik açısından eğitim çok önemli. Eğitimle birlikte stajlar ve sektörel anlamda işbaşı eğitim. Aslında bu sizin stajınız gibi bir şey olmuş. Yaptığınız tasarımı uygulamışsınız, bir de yarışmada test etmişsiniz. Herhangi böyle bir şirketlerde staj falan yapıyor musunuz bunlarla ilgili? Şu an hayır. Gelecekte var mı bir hedefiniz? Yani biz bunu yaptık. Ey savunma şirketleri, biz burada staj yapmak istiyoruz gibi böyle bir talebiniz var mı? Öncelikle tabii ki de sizin yaptığımız alan sivil bir alana hitap etmiyor. Genellikle daha çok askeri alana hitap ediyor. Bu kısımda tabii ki staj yapmak isteriz. Hatta staj yaptığımız birkaç, yani yapmak istediğimiz birkaç tane firma var. Bu yarışmayı düzenleyen firmalar babında. Ama şu an önümüzde bir staj süreci yakın bir tarihte olmadığı için şu an planlama aşamasında olan arkadaşlarımız var. Onlar başladılar ama takımda genç insanlar da var. Biraz karma bir takımız. O yüzden şu an planlarımız arasında tabii ki de var onlar. Ama gelecek için bunu geliştireceksiniz, hedefleyeceksiniz. Şey yapın. Şimdi tabii merak ettiğim konulardan bir tanesi de sektörel anlamda sektör savunma şirketleri destek veriyor. Onlardan biri de veriliyor. Bir de onu sizden dinleyelim. Tabii Suriye yarışması Havelsan paydaşlığında düzenlenen bir yarışma. Biz de Havelsan'ın destekleriyle ve bize sağladığı yardımlarla bu yarışmaya katıldık ve bir başarı gösterdik. Tabii bizler de öğrenci olduğumuz için ileri zamanlarda stajlarımızı yapmak isteyeceğiz ve bu açıdan da Havelsan'ın bize destek olmasını tabii de çok istiyoruz ve Havelsan'da hepimiz tabii ki de yapmak istiyoruz aslında stajımızı. Buradan Havelsan yetkililerine gençlerden bir mesaj var. Çok güzel bir otopilot sistemi geliştirmişler. Yaptıklarını da ne güzel yarışmada test etmişler. Burada sadece bu takım özelinde değil, keşke vaktimiz olsa herkesle röportaj yapabilsek ama bir teknolojinin geliştirmenin heyecanı ve geleceğe doğru bir bakışa doğru gidiş var. Bunu burada olmak, hissetmek bile çok çok keyif veriyor. Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi Karar Okulu. Şimdi neler yaptınız? Biraz bir anlatalım çünkü belki ileride karacı birer subay olacaksınız inşallah ileride. Görev yapacağınız konularla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize projeyi anlatır mısınız? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Biz Milli Savunma Üniversitesi Karar Okulu Elektronik ve Haberleşme Bölümü Robotik Kulübü öğrencileri olarak gördüğümüz bir problem olan el yapımı patlayıcılar ve mayınlara karşı mücadele için bir şey yapmaya karar verdik. Bu proje kapsamında bir mayın imha robotu tasarlayarak bunun Teknofest'in Robolik yarışmasına uygun olduğunu fark ettik ve aracımızı burada test etmeye karar verdik. Aracımızı burada test ederken de yarışmadaki görevleri başarılı tamamlayarak burada birincilik elde ettik. Hem aracımızın eksiklerini gördük, hem iyi yaptığımız yönlerini görmüş olduk. Örneğin eksiklerinden biri de aracımızın otonom hareket edebilmesi gerekiyor. Önümüzdeki sene de bu konu üzerinde çalışacağız. Kulübümüzün ve bizim genel amacımız Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir katkıda bulunabilmek. Nasıl uçuruyorsun drone'u, anlat bakalım. Şimdi bizde bir drone var, açıyoruz. Evet. Kumandası da var. Evet. İleri geri yapıyorum, kaldırıyorum, geri düşüyor. Geri düşüyor. Teknofest'te dolaşırken sizleri burada gördük. Adana'nın sıcak ve delikanlı yürekli 3 Yılmaz
kişisiniz burada, bir tanıyalım sizi? Ben Hakkı Şen, sinema tiyatro oyuncusuyum. Adanalıyım, Allah'ın adamıyım. Evet, ben Şahinal. Bereketli toprakların evladıyım ben. Evet. Gözleri simsiyahtı emmoğlum. Ben de ona tutulmuştum, yanmıştım. Kanatlı kapının demir sürgüsü, belik belik saçlarının örgüsü, sazına vuran eline kurban, Allah'ına kurban emmoğlu. Ben de bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüş de yasına geldim, geldim emmoğlu.